düzeltip deneyeceğiz arkadaşlar. Yani muhtemelen geçeceğiz zaten. İki tane soğuk kalple geçemezsek artık Örümceğin 15. bölümü, ben bu mesleği bırakayım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Lazura arkadaşımızın vazifelerde takılmış o vazifeyi geçmeye çalışacağız. Ateş Şövalyesi'nin 15. bölümünü oto olarak 10 kez tamamlayacağız. Tabii tamamlamayacağız, geçeceğiz ama Örümceğin 15. bölümünü de geçip arkadaşa hesabı teslim edeceğim. Şimdi kahramanlarına bakalım. Bu arada arkadaşlar takipçi hesabı inceleme videolarında bildiğiniz gibi şu aralar biraz az az paylaşıyorum. Haftada bir kez falan vaktim olursa paylaşabiliyorum. Biliyorum bekleyen arkadaşlar var. Bu takipçi hesabını kendi hesaplarını incelememi isteyen arkadaşlar var. Onlardan buradan yine tekrar özür diliyorum. Vaktim olmuyor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar şu an dikkat ettiyseniz hiç kimseye söz vermiyorum ama bu arkadaşa söz vermiştim yapacağım diye. Ama hiç kimseye söz vermiyorum. Elimden geldiği kadarıyla haftalık olarak bir tane böyle video hazırlamaya çalışacağım. O yüzden beni anlayışlı bir şekilde karşılamanızı bekliyorum. Malum işlerimiz yoğun arkadaşlar. O yüzden vakit bulamıyorum. Çünkü bu takipçi hesabı videolarını incelemek uzun bir vakit alıyor. Ben bu hesaba şu an girdim ama yani eminim bir 4-5 saat uğraşacağız arkadaşlar. Kalıntılarını düzeltmekti filan, videoyu hazırlamaktı gibi. O yüzden uzun sürüyor arkadaşlar, yani onu kesinlikle belirteyim. Şimdi baktığımız zaman ilk kahramanı efsanevi olarak Rahiz'in var. Çok güzel bir kahraman. Zindanlarda, arenada, her yerde kullanabilirsiniz. Ateş Şövalyesi'nde, Örümcek'te, Clan Boss'ta filan çok güzel bir kahraman. Kesinlikle kullanacağız ama şöyle bir kalıntı istatistiklerine bakıyorum. İsabeti çok güzel olmasa da şu an için ideal. 15. bölümde iş görür arkadaşlar. Kritik damage oranı falan normal diyelim. Hızı gayet iyi. Defansı çok çok iyi arkadaşlar. Muhtemelen bu kahramanı Clan Boss'ta kullandığı için defansını falan yüksek tutmuş ve çok güzel olmuş. HP'si falan çok güzel. Bu kahramanı kullanacağız kesinlikle. Rey güzel bir kahraman. Kanalımda videosu var. O yüzden bu kahramanı incelemiyorum. Direkt hızlı bir şekilde geçiyorum. Video uzun olmasın arkadaşlar ama isabeti çok iyi. Hoşuma gitti. Ama kritik damage'in çok düşük kalmış. Bu kadar isabet kasacağına biraz daha kritik damage'ini yükseltebilirdi. Çünkü bu kahraman kritik damage vurduğu zaman rakibi tekliyor. Benim kanalımda detaylı videosu var. Kritik oranı bu arada çok kötü. Bu kritik oranla iş yapmaz arkadaşlar bu kahraman. O yüzden istenilen verimi alamazsın. Şöyle kahramanları hızlı bir şekilde inceleyelim. Bazı kahramanları es geçeceğim arkadaşlar. Zargalaya bakıyoruz arkadaşlar. Zargalanın isabeti çok güzel. Hoşuma gitti. Kritik demeci çok iyi yakalamış kritik demecini. Kritik oranı da gayet güzel. Hiç kaçırmayacak kritik orandan. Yüzde şeylik bir oran var. Tabii kaçırabilir ara ara ama genel olarak kritik oran da çok iyi. Hızı ideal arkadaşlar. Defansı düşük kalmış ama bu kahraman da fazla defansa da olmasa da kullanabilirsiniz. Atağı çok güzel. Kahramanlığı güzel bir şekilde kasmış gerçekten. Tebrik ediyorum. Kalıntı alt istatistiklerden falan güzel oran yakalamış muhtemelen. Kıyamet Rahibi falan güzel bir kahraman arkadaşlar. Bunlar falan kasılabilir. Elinizde varsa kasabilirsiniz. Şöyle yine kullanabileceğimiz kahramanlardan. Kusurlu canavarın isabeti ideal arkadaşlar. Hızını çok güzel yakalamış. Kritik demeci olsaydı daha iyi olabilirdi. Yine HP vermiştim muhtemelen. HP vermiş. Tabii kritik oran olursa vuracağı hasar daha güzel olabilir ama HP olursa eldiveni tabii takımınızı çok daha güzel bir şekilde korur. Tabii bu durum tartışılır. HP mi kritik damage mi? Tabii kullanacağınız yere göre de değişebilir ama kritik oran şey kritik damage yerine HP olması da gayet güzel bu kahramanda. Jarek kullanacağım bir kahraman ama şöyle baktığım zaman kalıntısını çok kötü bir kalıntı takmış arkadaşlar. Bu kahramana bu kalıntı takılmaz. Niçin takılmaz? Bu kahraman bir kere arena kahramanı değil. 3 tur için %30'luk bir HP değerinde müttefik kalkan veren kalıntıları genelde biz arena kahramanlarına takıyoruz. HP türü bir kahramana takıyoruz. Bu kahraman HP türü ama biz bu kahramanı nerede kullanacağız? Zindanda kullanacağız. Ondan sonra Clan Boss'ta kullanacağız ve Clan Boss'ta 3 tur için bana vereceği %35, %30'luk bir HP değerinde müttefik kalkan benim hiçbir işimi görmeyecek. O yüzden bu kalıntıların hepsi sökülüp tekrar takılması gerekiyor. En güzel kalıntı Jare'ye, bana göre can çalma kalıntısı. Can çalma kalıntısıyla güzel bir oran yakalayıp isabetini falan yüksek tutarsa defansıyla birlikte, hızıyla birlikte çok güzel bir verim alabilir bu kahramandan. Yine şöyle Gorgorob'a bakıyoruz arkadaşlar. Hızını çok güzel yakalamış. Hızını çok beğendim kahramanın. Defansını güzel.
Tabii biraz daha güzel yapabilir. Defansı şu an için ideal ama daha iyi olması gerekiyor. 20. bölümlerde bu defansla girerse geçemez arkadaşlar. Yine bu kahraman da fena değil. Tabii yükseltmesi gerekiyor. Gerçi şu an defansını hala yükseltmemiş kalkanını. Bunu yükselttiği zaman tabii ki defansı artacaktır. Şimdi benim için en önemli olan kahraman soğuk kalp. Çünkü iki tane soğuk kalbi var ve ben bunun ikisini de kullanacağım. Örümcekte ve Ateş Şövalyesi'nde. Ama soğuk kalbin şöyle istatistiklerin en alttan başlıyorum. İsabeti 41 yapmış birinci soğuk kalbin. Şu an için ideal arkadaşlar ama isabet avrosu kullanılmayacaksa eğer zindanlarda 20. bölümlerde bu soğuk kalp bu isabetle hiç işe yaramayacak. Ya isabet avrosuyla bunun isabetini 230-240'lara çıkartacak ya da normal bir şekilde buradan kalıntılarla isabet sancak takacak tabii. Bu sancak takacağı zaman da haliyle isabet artacak. Muhtemelen şu an örümcekte sancak düşüremediği için sancaksız kullanmış. Yani şu an için iyi. Sancağı taktığında çok daha iyi olacak. Kritik demeci yine şu an için iyi. Yine 250'ye yakın bir kritik demeç olursa güzel olur. Şu an 200'de. Tabii yükseltecektir bunları zamanla. Kritik oranı düşük kalmış arkadaşlar. Bu kritik oranla kritik demeci vuramaz. Yani yarı yarıya bir şansı var vurma şansı. O yüzden biraz daha kritik oranını yükseltirse daha güzel verim alabilir. Hızını biraz daha yükseltebilir. Yalnız defansı çok kötü kalmış bu kahramanın. Ve gereksiz yere bir atak kasılmış. Yani ben bu soğuk kalbin videosunda demiştim ki arkadaşlar soğuk kalbe atak kalıntısı takmayın diye demiştim ama arkadaş iki tane atak kalıntısı takmış ve göğsüyü de muhtemelen atak takmıştır. Çünkü bu kadar atak yüksek olmaması lazımdı. Evet göğsüyü de atak takmış. Ne yapacak? Göğsüyünü HP'ye çevirecek. Şimdi daha doğrusu soğuk kalbin kalıntılarını ben düzenleyeceğim. Çünkü kullanacağım için bu kalıntılarla iş yapmaz ve geçemeyiz 15. bölümleri. O yüzden bunların göğsüyünü HP yapıp şu atak kalıntılarından falan kurtulup yerine farklı HP türü, defans türü veya işte kritik oran, kritik demeç türü, hız türü bir kalıntı takacağız. Bunları düzenleyeceğiz. Defansını biraz iyileştireceğiz. Atağını falan düşüreceğiz arkadaşlar. Atak yerine defans vereceğiz veya HP vereceğiz. Hiç fark etmez. Onu düzenleyeceğim ben. Ama bu soğuk kalbi bu şekilde kuşanmayın arkadaşlar. Bu kalıntılar kuşanmayın soğuk kalbe. Yine ikinci soğuk kalbe de atak kalıntısı kuşanmış ve boş yere 2 setlik yer kaplamış bu atak kalıntıları. Onun yerine HP kalıntısı taksan en basitinden %15'lik bir HP verecek. Yine yüksek bir atak var gördüğünüz gibi. Bu atak düşmesi gerekiyor. Defansa ve HP'ye çevrilmesi gerekiyor. Hızı çok iyi bu soğuk kalbin diğerine göre. Ama bu soğuk kalbinde kritik oranı çok kötü. Bu kritik oranla kritik hasar vuramaz. Yani kritik hasarını boş yere kasmış şu an için. Çünkü kritik oranı çok kötü. Yani çok düşük bir oranla kritik hasar verebilecek. O yüzden kritik hasarından yararlanabilmeniz için bu kahramanlarda kritik oranları en az 70 ile 65 arasına falan çıkartmanız gerekiyor. İsabeti de biraz düşük kalmış. Bunun isabetini bir tık daha yükseltebilir. Sancak takmış ama muhtemelen isabet sancağı değil. Aynen defans sancağı. Bunu da isabet sancağına çevirdiği zaman biraz daha güzel olacak bu kahramanlar. Yine kullanacağımız kahramanlardan bir tanesi eczacı olabilir arkadaşlar. Eczacıya bakıyorum. Defansı çok iyi, hızı çok güzel yakalamış. HP'si falan ideal. Kritik oranını biraz daha yükseltebilirdi alt istatistiklerden falan. Kritik oran çünkü eczacının basacı iyileştirmeyi kritik oranla da daha güzel bir şekilde iyileştirme yapıyor. Kraliyet muhafızını kullanabilirdik. Yalnız kraliyet muhafızına çok kötü bir kalıntı takmış. Arkadaşlar böyle zindan kahramanlarına max HP'yi düşüren kalıntılar takmayın. Yani bu kalıntı hiçbir kahramana takmayın hatta. Tabi efsanevi kalıntı bunu bireysel olarak takabilirsiniz. Çünkü kritik oranından isabetinden falan verirse eğer bireysel olarak takabilirsiniz ama kalkıp da bunu 4 tane aynı setten takmayın. Çünkü bu setler güzel bir set değil. Bunun da güzel vermiş. Yani bu setleri bireysel olarak takın. Örnek veriyorum şu setin sadece şu defans setini sadece bir kalıntısını mesela soğuk kalbe takabilirdi. Çünkü güzel bir kritik demeç verecek. Defans vermiş ve hız da var. HP'si de var. Yani bireysel olarak kullanabilir ama böyle set şeklinde kullanmayın. Hele ki kalkıp da bunu zindanda kullanacağınız bir kahramanda kullanmayın. Zaten zindanlardaki biliyorsunuz boss patronların max HP'lerini düşüremiyorsunuz. O yüzden boş yere bir kalıntı takmış. Bunun tüm kalıntılar sökülüp düzeltilmesi gerekiyor. Yine kullanacağımız bir kahramanlar var mı? Tabii ki güzel kahramanlar var ama kasılmamış. Işık Yeminli falan pardon Kızıl Miğferi falan kullanabilirdi. Atak kırmasından dolayı kullanabilirdik. Çünkü ölümün ardından canlandırma, defans falan arttırma veriyor ama bunlar kasılmamış. O yüzden kullanamayacağız.
Yalnız şu alüreye dikkat etmenizi istiyorum. Alüreniz varsa elinizde kesinlikle kasın arkadaşlar. Ateş şövalyesinde, örümcekte falan çok işinize yarayabilir. Özellikle ateş şövalyesinde ben birazdan kullanmaya çalışacağım. Tabii ki eğer soğuk kalpleri düzeltip gümüşüm kalırsa eğer buna da biraz böyle defans tarzı işte gerekli kalıntıları takıp kullanmaya çalışacağım. Yalnız bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kahraman size çıktığı zaman hemen bir kalıntı kuşanmaya geçmeyin. Kahramanlarımı ben genelde 60'a atıp sonra kalıntıları kuşanıyorum. Ki o zaman oranlarını daha iyi görüyorum ve gerekli örnek veriyorum hızı düşük kaldıysa bir hız kalıntısı takıyorum. Ama şimdi arkadaş kahramanı çıkartmış ve idaretenlik böyle kalıntılar takmış ve bu kalıntılar sökerken de bir gümüş harcayacak. Veya yükseltiyorsunuz böyle yükselttiğinizde de boş yere gümüş harcıyorsunuz. O yüzden oyunda gümüş kazanmak çok zor ve gümüşle de birçok yerde işinize lazım oluyor. Yani şu hesapta biraz daha gümüş olsaydı biraz daha mesela örnek veriyorum en basitinden biraz daha kalıntı düzeltebilirdim. Ama gümüş 6000 gümüş var onunla da elimden geldiği kadarıyla kalıntıları düzeltmeye çalışacağım. Bundan da yararlanmaya çalışacağım dediğim gibi ama siz dikkat edin böyle kalıntılar kuşanmayın kahramanlara çıkar çıkmaz. Şimdi arkadaşlar zindan bölümlerine geçeceğiz. Yalnız ben şu soğuk kalplerin kalıntılarını düzeltip videoyu devam ettireceğim. Burada videoyu durduruyorum. Soğuk kalbin kalıntılarını düzelttikten sonra zindanlara geçeceğiz. Yalnız şöyle bir kez de zindanlara bakalım neredeymiş. Evet, Örümceğin 15. bölümünü yapacaktık. Hem nasıl bir kadro kullanmış ona da bakalım şöyle. Evet, 15. bölümünü yapacaktık. 15. bölümde HP yanı taktiği kullanmaya çalışmış ama Juliana ile HP yanı olmaz. Çünkü Juliana tüm düşmanlara HP yanı vermiyor arkadaşlar. Bir tane düşmana veriyor ve sadece büyük örümceğe verecek ve büyük örümceğe verdiği HP yanıyla da HP yanı taktiği olmaz. Bu takım olmaz arkadaşlar. Bunu ben zaten bu takıma girmeyeceğiz. Şimdi birazdan göstereceğiz, bakacağız arkadaşlar, deneyeceğiz. Ateş şövalyesine bakalım neredeymiş? Evet, Ateş Şövalyesi'nde 15. bölümdeymiş. Güzel, bizi fazla uğraştırmayacak. 15. bölümde ama bu takımla da girilmez arkadaşlar yani. HP yanı ve zehirle Ateş Şövalyesi'ni kimse geçemez zaten. Çok güzel bir şekilde kahramanlarınız yoksa kolay kolay kimse geçemez. Biraz daha dönüş metre düşüren takımı ayakta tutabilecek kahramanlara ihtiyacınız var Ateş Şövalyesi'nde. O yüzden bu takımın da değişecek komple. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Hızlı bir şekilde soğuk kalbin kalıntılarını düzeltip elindeki mevcut gümüşle 6000 gümüşü var. Yettiği yere kadar düzeltip geçmeye çalışacağım. Geçemesem de arkadaşa yapması gerekenleri söyledim zaten videomda bir kısmını. Bir kısmını da normal bir şekilde söyleyip onun geçmesini isteyeceğim. Evet arkadaşlar ben soğuk kalbin kalıntılarını düzeltmeye çalıştım. Daha doğrusu düzelttim. Bu soğuk kalp çok güzel oldu. Şöyle baktığımız zaman atak kalıntılarını söktüm, göğsünü falan defans taktım. Şöyle göstereyim. Defans taktım. HP de olabilir, hiç fark etmez. Tılsımı falan işte şeydi. Cani kalıntısıydı bunu. Ölümsüz kalıntı yaptım ve isabeti sancak taktığı zaman isabeti yüksek olacak. Çok güzel bir isabete gelecek. Kritik damage'i gayet ideal arkadaşlar. Kritik oranını yükselttim. Şu an kritik oran şekilde vuracak. Hızı falan çok güzel oldu. Defansı falan çok iyi. HP'si falan çok iyi. Yani şu an soğuk kalp kullanılır bir hale geldi. Şunu da kesinlikle belirtebilirim ki soğuk kalbin hala 2 kalıntısını da yükselttiği zaman hatta 3 kalıntısını bu istatistikler oranlar artacak ve bu hesapta bir tane bile soğuk kalp örümceğin 20. bölümünü geçmesinde yeterli olabilir. İkinci soğuk kalbi de ben yine kuşandım. Bu da yine iyi kötü kullanabilir arkadaşlar. Bu soğuk kalp de yine şu an için oranları gayet iyi. Yine bunun da göğüslüklerini falan düzelttim. Gördüğünüz gibi defans yaptım. Eldivenini kritik demet yaptım. Ayakkabısını hızlı zaten hız oldu. Yani genel olarak iki soğuk kalp de güzel oldu. Bu biraz daha hızı falan düşük kaldı. Bunu da ilerleyen zamanlarda kendisi artık kalıntılarla düzeltebilir. Yalnız bir tane bile soğuk kalp yeter artık. Ama örümceği daha hızlı geçmek isterse 20. bölümlerde o zaman iki soğuk kalbi kullanabilir. Ve Alura'yı da biraz şöyle onu da göstereyim. Arkadaşlar bunu da biraz bir hani kullanmak için biraz kalıntı taktım. Biraz defans ağırlıklı oldu. HP ağırlıklı biraz dayansın diye. Gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel. İsabeti biraz düşük kaldı. Yani onun için şu iki şeysini eldivenini kritik oran takıp bir tane isabet kalıntısı takabilirdim. Ama ben sadece böyle biraz da fantezi olsun diye bu Auro'yu da şey Alure'yi de kullanacağım arkadaşlar.
Özellikle Ateş Şövalyesi'nde kullanacağım ki çok başarılı bir kahraman. Ateş Şövalyesi'nin dönüş metresini düşünmek de çok çok iyi ve ben şu an isabetini bilen hiç kasmadım. Sadece işte biraz dayansın diye defans falan verdim. Şimdi arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden vazifemiz Ateş Şövalyesi ve Örümceğin 15. bölümlerin otu olarak geçmekti. Hemen zindana girelim. Önce Ateş Şövalyesi'ni ardından Örümceği geçeceğiz. İnşallah geçebileceğiz yani. Evet arkadaşlar Ateş Şövalyesi'nin rengi mavi olduğu için şey kullandım. Ryzen kullandım. Bu arada Auros'u hep yani şu takımdaki Auro hep arena şey işte grup savaşları gibi. Yani zindan Auros'u veren şu an kahramansız gireceğim. Yine bu şekilde de geçeceğimi ümit ediyorum. Şöyle başka bakalım. Yani ne kullanabilirim? Birçok bir şey kullanabilirim. Örnek veriyorum Eczacıyı kullanabilirim. Şeyin yerine Alüre'nin yerine kesin garanti bir şekilde geçeceğimi düşünüyorum Eczacıyla. Ama ben böyle bir deneyim sonra geçemezsem eğer Eczacıyı koyacağım. Veya daha farklı bir şeyler deneriz. Eczacının hem Avrosunda da Zindan Avrosu var onu lider yaparım. Defansı takımın daha çok artar. Bir bu şekilde deneyelim arkadaşlar. Olmadı geçemezsek eğer Eczacıyla geçeceğiz. Şu an dönüş metreyi düşürdüler ama Alüre öldü arkadaşlar ama sorun yok. Eğer şu an dönüş metreyi tekrar düşürürlerse takım toparlayabilir. Şu an toparlar arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi Alüre de tekrar canlandı. Canlandırdı. Bu takıma Eczacı da olabilir. Jarek de vardı bildiğim kadarıyla. Jarek de olabilir. Jarek şeyin Ateş Şövalyesi'nin atağını kırarsa vuracağı hasar azalır ve gördüğünüz gibi gördünüz mü arkadaşlar? Dönüş metreyi düşürdü ve isabetinin o kadar az olmasına rağmen Ateş Şövalyesi'nin dönüş metresini düşürebildi. Son bir kez daha vurdu. Son bir kez daha çok az bir canı kaldı. Yani bu şekilde ben biraz şov amaçlı geçtim ama yine bunun yerine dediğim gibi Alüren'in yerine Jarek kullanabilir arkadaş veya Eczacı kullanabilir. Çok güzel kalıntım. O güzel. Hız istatistikli defans kullanılabilir. Kritik yani kritik hasar ne de kullanabilir bunu. Örnek veriyorum bir tane soğuk kalp de kullanabilir bu şeyde. Kalıntıydı. Arkadaşlar Ateş Şövalyesi'nde ben biraz şov amaçlı Alüre hiç kasılmamış bir şekilde kullandım ve kalıntıları falan da öyle çok güzel değildi. Biraz defans verdim. Sadece Ateş Şövalyesi'nde ne kadar başarılı olduğunu göstermek için. Ama arkadaş bunun yerine daha garanti geçmek istiyorsa Jarey'i kullanabilir veya Eczacı'yı kullanabilir. Bu şekilde de yine geçebilir. Bunları zaten kastığı zaman her halükarda bu takım Ateş Şövalyesi'nde çok güzel işler yapabilir. Özellikle Alüre'yi kassın Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü bile rahatlıkla geçecektir. Şimdi arkadaşlar Ateş Şövalyesi'nin 15. bölümünü geçtik. Hızlı bir şekilde Örümceğin 15. bölümünde otu olarak geçelim ve videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar Örümcek'te de yine böyle bir kadroyla gireceğiz. Yine Jarek olacak. Kusurlu olacak. Eczacı olacak. Ryzen olacak ve bir tane soğuk kalbimiz olacak. Ne demiştim? Örümcek'te bir tane bile soğuk kalp yeterli olabilir. İkinciyi de kullanabilir. Ama ikinciyi kullandığı zaman daha hızlı kesebilir. Şimdi 15. bölümün rengi kırmızı olduğu için haliyle mavi kahramanlara vuracaktır ve ben elimdeki mavi kahramanları biraz daha çok tuttum ki benim soğuk kalbime vurmasın. Soğuk kalp zaten tek bir tane soğuk kalbiniz böyle güzel bir şekilde kalıntı kuşanırsanız yeterli olur Örümcek'te. Ama böyle de girelim. Bir de diğer türlü iki tane soğuk kalp de girebilir. Ama böyle bir girmek istiyorum ben. Örümcek'te soğuk kalp çok önemli. Özellikle isabetinin ve hızının kritik demecinin yüksek olması gerekiyor soğuk kalp şeysinde. Şöyle otoda mı hemen otuyu alalım. Evet otodaymış. Evet gördüğünüz gibi 3 mavi. Öncelikle küçük örümcekler tabii ki rengi kırmızı olduğu için mavi kahramanlara vuracaktır. Ve ben de takımımı zindandaki renge göre hazırladım. Bu takım değişebilir arkadaşlar. Bu takım kırmızı renk şeysine göre ayarladım. Hani mavi renkli örümcekte iki tane soğuk kalp kullanabilir. Bir tane kırmızı renkli bir tank koyabilir veya yeşil renkli bir tank. O şekilde de kullanabilir. Ama bu şekilde de geçeceğini düşünüyorum ben. Evet şimdi Ryzen eğer defansı da kırabilseydi zayıflatmanın yanında şu an soğuk kalbin vuracağı hasar çok daha yüksek olacaktı. Ama yine kötü bir hasar vurdu diyemem. Güzel bir hasar vurdu. Kusurlu canavarın olması takımda örümcekte özellikle çok güzel. Eczacıyı niçin koydum arkadaşlar? Eczacı dediğim gibi küçük örümcekleri biraz daha oyalasın diye koydum. Küçük örümcekler eczacıya vursun. Sonra eczacı ölünce donmuş
kusurluya vursun. O da ölünce Jara'ya vursun ki en son soğuk kalbe vursun diye ayarladım takımı. Bu şekilde rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Ama iki tane soğuk kalple de vakit kalırsa eğer denerim. O zaman çok daha hızlı geçebilir. Ama böyle daha garanti olur arkadaş için. 19. bölümü ot olarak bu şekilde rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Zaten gerekli düzeltmeleri yaptım arkadaşlar. Ha, uzun sürebilir ama iki tane soğuk kalple daha kısa sürecektir eminim. Bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eczacımız öldü ama takımımızdaki mavi kahramanlar hala tanklıyorlar. Ve soğuk kalbin son vuruşunu gördüyseniz eğer çok güzel vurdu. Şu an örümcek bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bu takımla garanti bir şekilde geçebilir 15. bölümü ama diğer türlü şöyle de bir takım kurabilir. Hemen şöyle göstereyim size. Buradan neyi çıkartabiliriz? Eczacıyı çıkartabiliriz. Onun yerine ikinci soğuk kalbimizi koyduğumuz zaman bu takımla da hızlı geçebilir. Şöyle hemen başlatalım, bir deneyelim. Yani artık iki tane soğuk kalp var. İkisi de kullanışlı Örümcek'te ve Ateş Şövalyesi'nde. Çok rahatlıkla 15. bölümleri rahatlıkla geçer ki zaten bu takımla minimum 15'i geçtikten sonra şey de geçebilir. 16'yı da geçebilir. Evet arkadaşlar, Örümcek'in 18. bölümünde geçtim ve çok güzel kalıntı verdi. Şöyle bakayım, atak kalıntısı verdi. Olsun, kullanılabilir belki ilerleyen dönemlerde. Yine aynı kadroyla geçtim. Arkadaşlar dediğim gibi sadece ufak tefek değişikliklerle arkadaşın 15. bölümüne geçemediği Örümcek'te ben 19. bölüme geçtim. Ve artık bundan sonrasını kendisi geçsin. Çünkü baya bir uğraştığım vaktim de baya gitti. Artık uyumam gerekiyor. Yorgunum haliyle. Evet, şöyle bakalım son olarak. Örümceğin şöyle pardon. Evet, Örümceğin 15. bölümüne geçemiyordu arkadaşımız ve şu an 15. bölümü geçmekle kalmayıp 18. bölümü de geçtik. 19. bölümü de artık kendisi paragonla falan geçer. Sonra 20. bölümü oto olarak geçmesi gerekiyor. Yalnız şeylerin isabetlerini yükseltmesi gerekiyor ve aynı zamanda soğuk kalplerin kalıntılarını yükseltmesi gerekiyor. HP'sinin ve defansının, küçük örümceklerin soğuk kalbi vurmaması için. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şöyle vazifemize de baktığımız zaman zaten bir tane biz ot olarak geçmiştik. Ateş Şövalyesi'ni kendisi artık çok rahatlıkla geçecektir. Onu, Örümceğin 15. bölümünü yani çocuk oyuncağı gibi gelecektir onu artık. Çünkü kalıntıları falan güzel yaptık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.